Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil virüsü enfeksiyonu açıklaması geldi. Sizlerle paylaşmak istediğimiz. 6 kişi de şu ana kadar tespit edilmiş. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre de Batı Nil virüsü enfeksiyonu virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır diyorlar. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmekte. Hastalık kişiden kişiye doğrudan bulaşmamakta. Ülkemizdeki 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu 2000 24 yılında 6 kişi de tespit ediliyor. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir denmiş. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaklar, sunulacaktır ifadesine yer verilmiş. Batı Nil virüsü nasıl bir hastalıktır hocam bir ondan bahsedelim. Batı Nil virüsü viral bir hastalıktır. Virüsler tarafından oluşturulan bir hastalıktır. Yazın sivrisinekler tarafından bulaştırılır. Yani insandan insana geçmez. Ara konak çok olarak sivrisinek tarafından bulaştırılan hastalıklardan bir tanesidir. Evet. Korkulacak bir hastalık değildir. Ne yaşanır en fazla hastalık, yani? Bu hastalık ateşle halsizlikle, yorgunlukla tıpkı gribe benzer ha. semptomlarla ortaya çıkar. Hmm. Ortalama bir hafta vadede iyileşir. Hmm. Dediğim gibi korkulacak bir şey değildir. Bağışıklık sistemi güçlü olan, sağlıklı olan hiç kimsenin korkmasını gerektirecek bir şey değildir. E, korun, korunma yöntemleri var mıdır? Yani özellikle de bu virüse karşı ayrı bir şey sürdün sıktın var mı? Yoksa yok, normal hayatımıza devam edeceğiz. Öyle bir şey yok aşısı da yok, ilacı da yok, viral hastalıkların ilaçları yoktur, antiviral ilaçlar yoktur. Hı hı hı. E, viral hastalıkları, da, hastalıklardan sizi koruyan Veyahut viral hastalık meydana geldiği zaman sizi iyileştiren tek şey bağışıklığınızdır. Bağışıklığınız güçlüyse size hiçbir şey yapmaz. Bütün viral hastalıklar aynıdır. İstisnasız işte kovid de aynıdır, gribi de aynıdır, batınil virüsü de aynıdır. Bunların hepsinde bağışıklığınızı güçlü tutacaksınız. O zaman sizden maymun çiçeği ile ilgili de yorumlar hı hı. alalım. Türkiye'de görüldüğü iddiaları sonradan yalanlandı. Hı hı. Sizin de mutlaka bu konuyla ilgili bilgileriniz vardır. Tabii var tabii. İki sene önce ilk defa maymun çiçeğini salgınmış gibi göstermeye çalıştılar. Pandemi bittikten sonra o zaman yazdığım tweet'te de aynısını yazmışım. Şimdi de tekrarlayayım. Buyurun. Maymun çiçeği hastalığı 1958'den beri biliniyor. Hı -hı. Ve maymun çiçeği hastalığı ilk insan vakası 1970'te tespit edilmiş. Ben 1970 doğumluyum. Yani 54 yaşındayım. 54 senedir maymun çiçeği virüsü salgın hastalık yapmamış. Hı -hı. Bundan sonra da yapmayacak. Maymunluk yapanlara aldanmayın. Maymun çiçeği virüsü korkulacak bir hastalık değildir. Peki niye? Şimdi niyesini açıklamak gerekiyor. Evet, maymun çiçeği virüsü niye bunca zamandır 54 yıldır insanlarda görülmesine rağmen salgın hastalık yapmamış? Çok basit bir sebebi var aslında. Hı. Salgın hastalık yapan viral hastalıklar solunum yoluyla bulaşan hastalıklardır. Çok hızlı bulaşır. Hı hı. Stüdyodayız şu anda birimizde bir grip olsun evet, solunum yoluyla bütün sol stüdyoya yayarız biz. Hı. Bağışıklığı zayıf olanlar hemen hastalanır. Hı. Maymun çiçeği virüsü öyle değil. Maymun çiçeği virüsüyle sizin enfekte olabilmeniz, hastalanabilmeniz için hasta olan insana çok yakın temas etmeniz gerekiyor. Yani onunla sarılmanız, onun kıyafetlerini giymeniz, hmm. cinsel ilişkiye girmeniz bu, bu şekilde ancak bulaşabiliyor. Tamam. Dolayısıyla maymun çiçeği virüsünün bulaşması öyle kolay bir şey değil. Yani ben bir uçaktayım efendim, uçakta bir tane de maymun çiçeği virüsü olan hasta tespit edildi. E bana bulaştı mı? Bulaşmadı Bulaşmıyor. Ha. Siz uçakta o kişiye sarmaş dolaş oturmadıysanız, yanınızda bile otursa ona temas etmediyseniz maymun çiçeği virüsü size bulaşmaz. Kaldı ki 1976'ya kadar Türkiye'de çiçek aşısı yapıldı. Benim çiçek aşım var. Hı hı. Çiçek aşısı Benim de var. 1976'da niye bitirildi? Çiçek aşısı şu. Ha yani şurada yani şöyle şurada kocaman şöyle izimiz de... var ya yuvarlak. Annemde vardı galiba. Evet. Ha. O iz işte önemli. Çiçek aşınız varsa eğer sizi maymun çiçeği virüsüne karşı koruyor. 85'in üzerinde oranla koruyor. Dolayısıyla 76'dan önce doğan herkesin çiçek aşısı zaten var Türkiye'de. Maymun çiçeğinden korkmayı gerektirecek bir durum yok. Bu adamlar nedense böyle haberler servis ediyorlar. İşte efendim batınil virüsü, bilmem ne bir virüsü, sivrisinekle bulaşan hastalıklar. Arkadaşlar bakın dünya durduğu sürece, tarih boyunca canlılık devam ederken sadece insan değil, bitkiler ve hayvanlar devam ederken milyonlarca yıldır aynı zamanda virüsler de vardı. Bu virüsler hiçbir zaman yıkıcı salgın hastalıklara sebebiyet vermedi. Ne batınil virüsü, ne efendim işte ee, maymun çiçeği virüsü bunların hiçbirisi salgın hastalığa yol açmadı. Hı hı. Onun için sakinleşin. Bunlar toplumda panik yaratmak için, toplumun galeyana hı hı. getirmek için medyada yayınlanan haberler. Bunlara itibar etmeyin. Bizim maymun çiçeği diye bir sorunumuz yok. Bizim batınil virüsü diye bir sorunumuz yok. Ötesini geçelim. Sivrisineklerle bulaşan hastalıklar. Efendim sivrisinekler arttı. artar yaz sezonundayız. Her yaz sezonunda sivrisinek artar. Hepimizi sivrisinekler ısırır. Ne bulaşır bunlarla? İşte biri viral hastalıklar bulaşır. Batı Nil virüsü vesaire gibi. Hı hı. İki, e, sıtma bulaşır. En çok bula bulaşan hastalık sıtmadır. Sonra da dan kummasıdır. Sıtma diyelim. Türkiye'nin sıtma diye bir problemi var mı? Yok. Yok. Çünkü zaten sıtma tedavi edilebilir bir hastalık ve sıtmanın öne alındı sivrisinek mücadelesi. Türkiye'de sıtma diye bir problem artık yok. Ha ben Afrika'ya gittim hocam sivrisinekler ısırdı sıtma bulaşabilir. Evet bulaşabilir ama bulaşıp da bildirilen sıtma vakaları Türkiye'de yüzü bulmaz her sene. Biz 85 milyon memleketiz. Sıtmadan ölen hasta kalmadı artık. Niye? Çünkü tedavi edebiliyoruz artık. Dolayısıyla burada sivrisinekle bulaşan hastalık vesaire maymun çiçeği virüsü bu maymunluklara aldanmayın. Paniğe kapılmayın. Siz bağışıklığınızı güçlü tutun. Dünyada her zaman virüsler olacak. Unutmayın dünyada mevcut olan mikroorganizmaların %99'dan fazlası probiyotiktir. Yani bizim sağlığımız için faydalı olan, bizi hastalıklardan koruyan bakterilerdir. Öyle çamaşır suyu reklamlarındaki gibi elimi dokundurdum, burada milyarlarca virüs var. Ya. Benim çocuklarımı hasta etmek için koşturuyorlar orada halini. E, yok, değil, öyle bir şey, şey yok. Olur, yani. Bulaşında güç olması sebebiyle bir pandemi ihtimalinin şu anda olmadığını çok rahatlıkla hiç söylediğinizde Sıfır. hiç yok. Sıfır kadar Sıfır. E, bulaşında ne kadar güç olduğunu hocamız anlattı. E, biz yine her Saat zamanki oldum. bağışıklığımızı bağışıklığımızı, Yani Her okuduğunuza ve... inanmayın, onu söylemeye e, çalışıyorum. E, evet, Özellikle tamam. sosyal medyada, medya her evet. okuduğunuza inanmayın. Akıl süzgecinden geçirin. Burada şimdi hemen aklıma şey geldi. Yine sivrisineklerle ilgili korunma yöntemlerinde hmm. kullandığımız, yüzeye sürdüğümüz işte bazı spreylerin solunması, zararlı hmm. mı, deriye zararlı mı, çocuklara, bebeklere kullanmalı mı yoksa yine onlardan tabii ki. Yani sivrisinek ısırsa ne olur? Hani diye bir sorayım. Yani evet. bırakalım ısırsın mı doğanın dengesinde yoksa mutlaka bir koruncu, korunmamızda fayda var mı diye bir sormak şimdi istiyorum. Sivrisinek tabii ki rahatsız eder. insanı kaşındırır. kimse evet, sivrisinek sokmasını sevmez. İstemez tabii, sevmez ama neden? Ama, ama onun yine de. sivrisinekle bulaşan hastalıklar az önce de saydım. Sıtma bulunan ve viral hastalıklar. Batıneli virüsü gibi viral hastalıklar. Bunlar çok mu yaygın? İşte Batıneli virüsü Türkiye'de 6 kişide görülmüş. Evet. 2024 senesinde 85 milyon insanız arkadaşlar. 6 kişide sadece görülmüş. Sıtma dediğim gibi korkulacak bir hastalık değil. Dolayısıyla sivrisinek sokmasıyla bulaşan hastalıklar bugün artık salgın hastalık yapmaz. Sporadik dediğimiz tek tek vakalar görülebilir, bunlar tamam. görülür, ama bunlar toplumsal problem değildir. Hı hı. Ben sivrisineklerin sokmasını istemiyorum hocam. Et Çok bebeğim rahatsız var, oluyorum. çocuğum var. Tabii. Bebeğimi korumak 90 istiyorum. Yerimden yiyor. Kendimi korumak istiyorum, kaşınmak istemiyorum, kaşıyorum yara oluyor. Diyorsanız, o zaman da işte o sinek kovucu spreyleri sakına sakın kullanmayın. Sinek kovucu spreylerin hepsinin içinde D E E T denilen bir toluamit denilen bir madde vardır. Bu D E, -E maddesi kanserojendir. Beyin hücrelerine zarar verir. Son derece tehlikeli karaciğer hasarı yapar. Bu madde maalesef sinek kovucu madde ilaçların hepsinin içinde bulunur. Onun için hmm. sinek kovucu spreyleri suları hiçbir şekilde kullanmayın. Ne kullanabilirim? Aslında son derece basit. Halk arasında çok bilinen bir şey vardır. Sarımsak. Sarımsak yerseniz illa cildinize sürerseniz Sivrisinek gelmesi dedi ki yalnız sarımsak süremeyeceğim ama şimdi. Sarımsak kokmak istiyorum Hayır bütün eve mi süreyim hocam? O zaman şöyle yapalım. <laughs> Evinizi korumak istiyorsanız evinizde camın önüne lavanta dikin, biberiye dikin. O muhteşem. Masanızda bak. fesleğen bulundurun. Eskiden çocukluğumuz hatırlayın. Ne olurdu? Masada bir saksıda fesleğen bulunurdu. arada elimizi sürterdik böyle. Bu sadece Bayılırdım. kokusu için değil. Fesleğenin kokusu, fesleğen uçacağı sivrisineği de kaçırır. Hmm. Çok önemli. Bu güzel İki. fesleğenler başka. Hocam ben e, sirisinek soktu beni sokmasını istiyorum. Ne süreyim? Lavanta yağı sürün. Çay ağacı Çok yağı sürün. istemiyorum. Hayır, evet. Tarçın yağı sürün. Hmm. Bunları nasıl kullanacağım? Tarçın hmm. yağı irritandır. Sulandırarak kullanın. 1'e hmm. 3, 1'e 4 şeklinde. Lavanta yağının uçucu yağları satılıyor. Hmm. Lavanta hmm. yağını direkt parfüm gibi üstelik Bayılırım. Ve biberiye yağı da öyle. Lavanta yağını direkt lavanta kolonyası değil bakın. Lavanta yağını hmm. direkt uygulayabilirsiniz. Peki. Başka ne yapabilirim? Sivrisinek soktu mu yine? Çay ağacı yağı. yine uçucu yağları satıyor. Sirisini soktu yere iki damla da çay ağacı çay yağını yani. sürün. usulün ovalayın. Yine kaşıntısını giderecek ve iyileşmesini kolaylaştıracak. Yani aslında pek çok doğal yöntem var. var. Bu sinek kovucularla ilgili geçen gün sosyal medyada bir video seyrettim Evlere Şenlik. Ne oldu? Adamın arabasının farları matlaşmış. Matlaşan farları sanayiye götürmüş, bilmem kaç lira para istemişler. Diyor ki vermek istemedim o parayı. Gittim diyor marketten sinek kovucu sprey aldım onunla ovdum. Marla... Farlar paraladı. O ya düşünebiliyor musunuz? Yapışmış... Farları parlatan bir şeyi vücudunuza sürüyorsunuz. Çocuğunuzun üzerine sıkıyorsunuz. Bebeğinizin Hı. üzerine sıkıyorsunuz. İçinde kanserojen madde var. Aman diyelim. Bizim toplumumuz bu konuda maalesef çok bilinçsiz. Oradan korunacağım derken başka bir şey Bambaşka bir şey oluyor. Öğrenmiş. Örneğin bir kozmetik firması Hı -hı. bu hafta içinde hafta başında Amerika'da iflasını ilan etti. Niye Hı -hı. iflasını ilan etti biliyor musunuz? Nedir bu kozmetik hocam? firmasının kullandığı kozmetik ürünlerinde talk pudrası var. Talk pudrası ne? Hani şu bebeklere kullandığımız Bursa pişki dediğimiz. olması diye markette e? her yerde satılan pudralar var ya evet, işte imzal, o pudrası. Çok doğal ve çok güzel bebek bir evet. şey gibi geliyor bana talp şu anda. Talp pudrası kanserojen. Geliyor. Haydi bakalım. Evet. Amerika'da bir kadıncağız bu firmanın kozmetik ürünlerini kullandığını ve cilt kanseri olduğunu iddia ederek dava açtı. Gerçekten de davada kadının bu cilt ürünlerini kullandığı ispatlandı ve bunların içinde de talp pudrası olduğu ispatlandı. Bunun üzerine firma... 50 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Bir hastaya 50 milyon dolar ödemek. Arkasından binlerce başka cilt kanseri olan kadın biz de bu markanın ürünlerini kullanıyoruz. Biz de cilt kanseriyiz diyerek dava açtılar. Davalar o kadar arttı ki milyarlarca dolar tazminata hükmedildi ve bu firma Amerika'da iflas ilan etti. Aynı firma şu anda Türkiye'de çalışmaya devam ediyor. İsmini tabii ki burada vereceğim. Bil yani internete girer oradan araştırır. Üstelik bu firma Türkiye'de satışa devam ettiği gibi Türkiye'de talk pudrası da bizzat pudra olarak gerek kozmetik reyonlarında gerek marketlerde, e, hocam, gerek eczanelerde de satılmaya devam ediyor. Nedir talk pudranın içindeki peki? Yani o kadar bebeksi güzel kokan ve sanki çok masum i̇şte, bir öyle şeymiş sanıyoruz, gibi. Öyle mi? Sanki Gön güzel kokuyorsa iyidir. Bebeksi kokuyor. Halbuki o, hocam, o sadece ama yani parfüm. yıllardır bebeklerin poposuna şimdi belki zeytinyağı sürülmeye başladı ama o pudra sürülüyordu. Yani bütün eski geleneklerimiz sürmüyordu. de çok masum <laughs> değilmiş yani. Tarçudurası pudrası topa al 50-60 senelik hikayedir. 100 yüz yıllardır tamam, sürüyor. Öyle bir şey ben yok ben yani. yaşadığımdan beri vardı yani. Doğru tüm. ben ne yaşadığımdan beri de vardı. Ya. Tal pudrası kanserojen, kanserojen olduğu ispatlandı. Kaldı ki onu da geçtim. Ee, neyse televizyonda anlatamayacağım bir hikaye anlatacaktım size. Freud'un hayatı boyunca yazdığı ilaç nedir diye insanlar bir girsinler, baksınlar. Freud'un hayatı boyunca yazdığı ilaç aslında bir uyuşturucu, bütün doktorluk hayatı boyunca ruhsatlı ilaç olarak satılmış falan gibi hikayelerimiz de mevcut Yani Türkiye'de Türkiye'de değil sadece bütün dünyada ilaç sektörünün bütün geçmişi pardonlarla doludur. Sürekli bir ilaç piyasaya çıkar, ruhsatlanır, satılır. Sonra pardon ölüme sebep oluyormuş, pardon bağımlılık yapıyormuş diyerek piyasadan geri çekilir. Bu pardonlar o kadar çoktur ki artık binleri geçmiştir sayısı. Evlere şenlik. Eğer fitoterapi binlerce yıllık tarihinde modern tıbbın son yüzyılda dediği pardonun onda birini deseydi bizi daha kovalarlardı şimdi. Modern tıp hala ilaç sektörüyle birlikte bu kadar pardona rağmen ahkam kesmeye devam ediyor. İlaç sektörü pardonlar sektörüdür. İlaç sektörü sürekli olarak piyasaya çıkardığı ilaç ay bu öldürüyormuş, ay bu bilmem neye yol açıyormuş, ay bu bağımlılık yapıyormuş diyerek geri çekmektedir. Onun için piyasaya çıkan her ilaç tehlikeli ilaçtır bunu unutmayın. Biz ilaç karşıtı değiliz. Gereken yerde hasta için doğru olan ilaç neyse o kullanılacak. Esas olan hastanın iyiliğidir. Ama gereksiz kullanım ve gereken bütün testler yapılmadan piyasaya çıkan her türlü ürün tehlikelidir. En tehlikeli ilaç yeni çıkan ilaçtır. En güvenilir ilaç en uzun süredir piyasada olan ilaçtır. Neden? Çünkü ne yaptığını Hı -hı. biliyoruz. Hı -hı. Milyarlarca insan kullandı, ne yaptığını anlat. Yani etkileri artık çok net Bakın dünyada bugün en fazla ölüme yol açan ilaç grubu nedir biliyor musunuz? Ağrı kesiciler. Ağrı kesiciler. Ve size en masum ilaç olarak satılan ilaç ismi vermiyorum, etken madde ismi veriyorum. Hani çocuklarınızın da ilk ateşi yükseldiğinde evet. parasetamol kullanıyorsunuz ya, ilaç ismi değil etken madde ismi. Parasetamol dünyadaki karaciğer yetmezliklerinin yetmişinden sorumlu. En masum ilaç diye rafta satılan parasetamol tüm karaciğer yetmezliklerinin %70'inden sorumlu. Onun için hmm. o kadar kolay kesici kullanmayın, hmm. o kadar kolay ilaç kullanmayın. Doktorunuz önermediği sürece asla bir ilacın yanına yaklaşmayın. İlaçsız tedavi yöntemi varsa ilaçsız Mutlaka tedavi yöntemini hmm. seçin, beslenmenize sahip çıkın. Sağlığınızı siz bizzat kendiniz koruyacaksınız. Sizden başka koruyacak hiç kimse yok. Bunu unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.